Arkadaşlar selamlar. Bir anket sorusu sordum. Soru şu: Compton saçılmasına elektronun kazandığı momentum gelen fotonunkinden büyük olabilir mi? Şimdi bunu şöyle yöneltmiştim. Hemen bakalım. Gelen fotonunkinden daima küçüktür diyenler %74. Gelen fotonunkinden büyük olabilir diyenler %26. Ben bunu çekerken henüz daha 201 oy verilmişti. Şimdi bunu hemen konuşalım arkadaşlar. Peki bunu hemen bir deney üzerinden görelim. Mesela şöyle geliyorsa eğer, İşte böyle bir saçılma gerçekleşti. Peki böyle bir saçılma olursa, yani gelenin momentum mu acaba daha büyük, yoksa elektronun kazandığı momentum mu daha büyük? Bunu deneyelim. Bir kere momentumu korunması gerekiyor, değil mi? Şimdi şurada konuşalım. Yani böyle bir ihtimal de var. Fotonu gönderiyoruz. Fotonun böyle bir momentumu var. P gelen olsun bu. O zaman çarpışmadan sonra elektronun momentumu ve saçılan fotonun momentumlarının toplamı ne olması lazım? Buna eşit olması lazım. E peki çarpışma sonrasında ne var elimde? Sola doğru saçılan fotonun momentumu var. Şuraya foton yazalım. Ve saçılan fotonun momentumu tabii ki gelen fotonun momentumundan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Neden? E çünkü gelen fotonun enerjisinin bir kısmının elektrona aktarıldığını biliyoruz. Dolayısıyla fotonun momentumu ve enerjisi arasında da şöyle bir ilişki var. Yani fotonun momentumu ve enerjisi arasında böyle bir ilişki var, değil mi? Yani direkt doğru orantılı. Enerjisi azalıyorsa momentumu da azalıyor vesaire. Elektron da bizim ne tarafa gitmişti? Elektron da bu tarafa doğru hareketlenmişti. O zaman şimdi düşünün arkadaşlar. Şu yeşil vektörle kırmızı vektörü topladığım zaman sağ tarafa doğru bir vektör elde etmem lazım, değil mi benim? O zaman ne olması lazım? Bu yeşilin maviden daha büyük olması lazım. İşte bu da elektronun momentumu. Yani bununla kırmızıyı topladığım zaman mavi elde etmem lazım. Örneğin bakın, buna 5 birim desem, şuna işte 3 birim desem, o zaman bu ne olması lazım? Bunun 8 birim olması lazım, değil mi? Bakın böyle bir ihtimal var yani. İlla ki geriye dönmesine de gerek yok. Yani başka açılarda tabii ki mümkün. Ama ben sorduğum soruyu bu uç durumdan çok rahat bir şekilde yorumluyordum. Onun için bunu seçtim. Şimdi size ben başka bir soru sormak istiyorum. Yine momentumla ilgili. Şimdi bu dünya, yere doğru arkadaşlar bir topu fırlatıyoruz. Bir basketbol topu olsun. Bunu fırlattık. Şimdi yani bir ilk hız verdik. İşte burada küçük bir kütle var. Burada kocaman bir dünyanın kütlesi var. Burada kütle çekimini falan ihmal edelim. Bunu fırlattık böyle bir V hızıyla. Şimdi örneğin işte şuradaki bir gözlemciye göre bu olayı değerlendireceğiz şimdi. Dünya dolayısıyla bu gözlemciye göre başta hareketsizdi. Kütle çekimini ihmal ediyorum. Yani bu top ne yapacak şimdi? Sabit bir süratle dünyaya gelecek, çarpacak. Esnek bir çarpışma yapsın. Bu bir basketbol topu olsun. Yani alıyorsunuz şu basketbol topunu, işte şöyle fırlatmış gibi oldunuz. Ama tabii sizin ayaklarınız zemine dokunuyor falan. O etkileri ihmal etmek istiyorum. Yani sanki bir dış el bunu böyle aşağıya fırlatmış oldu. Dünyadan bağımsız biçimde. Şimdi dünyaya bu çarptıktan sonra acaba dünyanın momentum mu büyük olur, yoksa şu momentum mu büyük olur? Bunu bir düşünün. Bekletmeyeceğim ama çözümünü yapacağım. Tamam, hemen düşünelim şimdi bunu. Şimdi bu sistemin momentumunun ne olması lazım arkadaşlar? Korunması lazım, değil mi? Yani aşağıya doğru bir MV'lik bir momentum olması lazım son durumda da. E peki son durumda elimde ne var? Yani burada büyük bir kütle olduğuna göre bu sekecek değil mi geriye doğru? İşte sekti. Yani çarpışmadan sonra bunun yukarıya doğru bir momentum olacak. Peki şununla beraber dünyanın momentumunu topladığım zaman bana neyi vermesi lazım? Bunu vermesi lazım, değil mi? Bakın yine aynı hikaye. Demek ki dünyanın momentumu şu maviden de kırmızıdan da ne olması lazım? Büyük olması lazım, değil mi? Yani buradan direkt sıralamayı da yapabiliriz. Öte yandan bu esnek bir çarpışma olacağı için kinetik enerji de korunmalı. Çünkü esnek bir çarpışma dedik. Kinetik enerji korunacağına göre demek ki bu cismin de kinetik enerjisi ne olmalı arkadaşlar? Azalmış olmalı, değil mi? Yani kinetik enerjisi azaldığına göre bakın şu momentumun, yani şuna mesela şey diyelim, P2 diyelim. Cismin çarpmadan sonraki, topun çarpmadan sonraki momentumu. Şuna P1 diyelim. İlk baştaki momentum. Dolayısıyla P2 P1'den ne olacaktır? Küçük olacaktır, değil mi? Nereden biliyorum? E çünkü kinetik enerjisi zaten azalmış olmalı. Kinetik enerjisi azaldığına göre bu topun momentumu da azalmış olmalı. Yani şunu o zaman söyleyebiliyorum. P1 demek ki P2'den daha büyük olacakmış. Ama öte yandan şu momentum ne olacak arkadaşlar? Dünyanın kazandığı momentum bunların hepsinden daha büyük olacak. Yani buna da mesela P3 dersem, P3 bunlardan büyük olacak.
Yani biraz öncekiyle aslında benzer bir yorumdu. Simülasyon üzerinde de hemen buna bakalım. Bakın burada işte şurada büyük kütleli bir şey seçtim. Burada kütle çekimini falan ihmal ettim. Ben şimdi bunu şuradan işte 0,157'lik bir momentumla gönderiyorum. Bakın önce küçük bir kütle seçelim. Alttaki küçük bir kütle olsun. Bunu böyle gönderdim. Momentum değerlerini görebilirsiniz. Fakat benim sorduğum sorudaki gibi ona benzer bir durum alalım ve bunun kütlesini büyük seçelim. Şimdi şuradaki momentum değerlerine dikkat edin arkadaşlar. Görüyorsunuz 0,23 oldu. Başta neydi topun ki? 0,157 ile gönderdik. Dünyanın 0,235 oldu. Tabii dünya ve top arasındaki kütle farkı da benim bu deneyimde yok. Yani gerçekte etki çok daha büyük olacaktır. Peki şöyle olsaydı, bunu şöyle değerlendirsek nasıl olurdu acaba? Yine dünya. Burada bir top var. Bu topu bırakıyorum. Örneğin şurada hareketsiz bir nokta seçelim. Bu bizim gözlemcimiz olsun. Yani başlangıçta top ve dünya bu gözlemciye göre hareketsiz olsunlar. Eylemsiz bir gözlemci olsun. Serbest bırakayım. Ve kütle çekim etkisiyle top ne yapsın? Dünyaya doğru hızlansın. Peki şimdi momentum nasıl olacak? Hatta bu esnek olmayan bir çarpışma olsun arkadaşlar. Bu sefer değiştirelim. Nasıl olacak? Bir düşünelim. Bakın buna böyle bir kuvvet etki ediyorsa dünyaya da aynı kuvvetten etki edecek değil mi? Eşit büyüklükte zıt yönlü. Kütle çekim kuvveti, etki tepki çifti bunlar. Peki bu topun momentumunu ne kadar değiştirir? Mesela F tabi değişken ama her an eşit büyüklükte zıt yönlü kuvvetler. F çarpı T topun momentum değişimini verecek bana. F çarpı T aynı zamanda dünyanın momentum değişimini verecek. Dolayısıyla aslında bu top buraya doğru yaklaşırken örneğin birazdan buraya geldiğinde işte momentumu mv kadar olacaksa dünyanın momentumu da dünyada ona ne yapacak? Dünyada ona doğru yaklaşacak ama dünyanın hareketi çok küçük olacak çünkü kütlesi çok büyük ama her an onun da momentumu yine mv kadar olacak. Ve bu sistemin momentumu hep sıfır, değil mi? Şöyle bakarsam eğer bu sistemin momentumu korunmalı. Dışarıdan yalıtılmış düşünüyorum. Yani zaten momentum toplamda hep sıfır şu anda. Dolayısıyla mesela esnek çarpışma yapmıyorlarsa zaten sıfırdı. En sonunda da işte dünyaya geldi, çarptı, yapıştı ve yine momentum sıfır, değil mi? Yine momentum sıfırladı. Evet, böyle minik bir beyin jimnastiği de yapmış olduk. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.